nostalji köşemizde 1990'lı. Sevgili seyirciler, şu anda Melik Gazi köyünde kalacı ustalarıyla beraberiz. Efendim, kolay gelsin. Allah razı olsun, sağ olun. Şimdi bu bakır kapkacak eskiden çoktu. Fakat sağlık da iyiydi. Şimdi bakır azaldıkça sağlık da bakımından çoğalıyor. Hasta oluyor millet. Yeni kapkacaklar çıktı, alüminyumlar, bilmem naylon kaplar çıktı. Bunlarda da sağlık bakımından zarara geliyor. Yani zarar görüyor millet alüminyumdan, kaptan, kacaktan. Bakır sağlığa iyidir. Her zaman sağlık iyi bir şeydir. Bakır kullanmaları tasfiye ederim. Evet. Peki siz nereleri gezdiniz bu yörede? Şimdi, nerelere ulaştınız? Bu yörede Kalaycılar diye bir köy var. Topuklu var. Sandıklı var. Sonra Melek Gazi diye köy burası mübarek yanında. Daha başka Altıparmak'ta. Altıparmak köyü var şuralarda. Oralarda çalıştık. Pazarören, Pınarbaşı, Sarız. Yani çevreyi geziyoruz. Yani işleriniz iyi o zaman bu mevsimde. İyi. Fena değil. Allah razı olsun. Allah bereket versin. Çok kazanıyoruz. Çoluk çocuğumuzu iyi bu meslekle idare ediyoruz. Başka bir kazancımız yok. Başka meslek yok. Babadan, atadan, dededen kalan bir meslek. Evet. Peki siz biraz önce kazana kulpunu taktınız. Öyle değil mi? Göründüğü kadarıyla. Şu an takıyorum. Peki biraz önce bir sözünüz vardı. Oldukça enteresan. Melik Gazi Türbesi'nin yanındayız. Eski bir türbenin yanında biz de eskidik dediniz. Evet. Eskiden genellikle semercilik vardı. Evet. Nalbançılık vardı. Yünü döverlerdi. Şimdi yok. Diyeceksin ki niye? Diyemeyeceğim ben işte öyle. Bizim halkın genellikle, bizim milletin geri kalmış diyemeyeceğim çünkü fezaya uçuyoruz artık. Fakat sağlık önemli. İlk önce insanın sağlığı, temizlik. Bu meslekte temizlik içeren bir meslek. Ama kalkıp bugün bir alüminyonu getirip de kalaycıya kalaylatma olanağın yok. Perçin taktırma olanağın yok. Görüyorsunuz bakır 99 yama tutuyor. Evet. Kaynak oluyor, perçin takılıyor. Gerekirse demir usulü takılıyor, halkalar vesaire. Ama bugün bir alüminyon sağlıklı değil, onu yine dedim ben. Allah razı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet. Peki elinizde bazı aletler var, onları tanıyalım. Tabii. Bu nedir o? Perçini çakmak için bakırı deliyoruz, zımba. Zımba, evet. Tabii. Başka neler var? Bu makas. Perçin evet. Kesmek için orijinal makas. Kendimiz yapıyoruz perçini şu şekilde. Ondan sonra kerpeden var. Sıcak demiri dövüyoruz. Evet. Demir tavunda dövülür diye bir söz var. Evet. Delmeye yarıyor zımba. Delgi var. Örsün üzerine koyuyoruz. Evet. Delebilmesi için rahatlıkla. Evet. Kıskaç. Kıskaç. Evet. Maşa. Maşa, kıskaç. Evet. Tel fırçası var. Yine kıskaç var. Değil mi tel fırçası? Tabii. Evet. Kabın pasını alıyor. Üzerine rahat kaynak çekebilmek için. Lehim yapmadan önce pamuk karası kalıyor katlarda genellikle. Bunu da o pamuk karalarını alabilmemiz için yapılan bir alet. Ona da biz nergisa diyoruz. Evet. Kendi usulümüzde, kendi şivemizde. Fakat artık argo oldu. Argo oldu. Kalay. Zaten genellikle kalay olmazsa bu iş de olmuyor. İstediğin kadar usta ol. Süreceksin kalayı, atacaksın nişadırı. Evet. Alacaksın tekrar kabın kalayını diye bir söz var. İşte biz de atıyoruz nişadırı, çalıyoruz kalayı. Tekrar kabın üzerinden alıyoruz kalayı. Örs var. Gel şu yanıma gel. Ama pek işimizden memnun değiliz. Eskiden köye gittiğimizde her şeyden evvel misafirperverlik vardı. Evet. Ama şimdi ne gelen var ne giden.
Diyeceksin ki niye? Usta diyor bakır kap kalmadı. Amenna ve sadakna sözü çok doğru. Bakır kap kalmadı. Kalmış. Ama evet. Hiç olmazsa sahip çıkılsın eski kültüre. Eski geleneklere, örf ve adetlere sahip çıkılsın. Bugün bir kalaycının köye gelmesi artık mucize oldu. Ki biz şehirlerde de yapıyoruz bu işi ama antikasyon olarak. Usta şu güğümü getirdim. Eskiden Dürüye'nin güğümleri kalaylıydı. Ama şimdi parlasın. Niçin nasıl parlayacak? Kalay yapmadan kırmızı yapacaksın usta. Ne yapacaksın peki biz bunu kırmızı yaptığımızda içine su koyarsan cenk çalar. Yok usta diyor oraya değil vazo yapacağım. Bu kadar mazi oldu bu meslek artık. Evet.